Siz de bulamadınız değil mi? Hanife de yok denizde. Her yere baktık, yoklar. Maalesef yoklar. Nereye kayboldu bunlar ya? Başlarına bir şey gelmiş olmasın? Şşş. Plaketi çağırma. Duyacaklar. Kim? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Tüylerim ürperdi şu an. Ne diyorsun Görkem ya? Şşş. Okan nerede ya? O da ortalıktan kayboldu. Yani nereye kaybolacak o? Allah'ın hobbiti. Anasının dizlerinde bile sallanıyordur şu an, uyuyordur o. Bana böyle sağlık suyundan bahsetmeyin, vallahi burama geldi. Bahçede de yoklar. Biz de bulamadık. Ya otelden gitmişler ama nereye giderler ki? Bir de neden? Bu kadar para topladık, evleri olacaktı. Tuhaf duyulmuyor mu sizce de ya? Bana bakın. Bu kocası olacak adam. Bir işler çeviriyor musun sakın? Nihide artık Nihat'tan kaçması için bir sebebi yok ki. Ya Hanife niye gitti? Bizim onu öğrenmemiz lazım. Hanife'yi bulmamız lazım. Evet. Ya zaten bu saatte adadan çıkmış olamaz. Biz tanıdık, kim var kim yok arayalım. Belki bir gören olmuştur. Zeynep arayayım ben hemen. Dur. Kardeşim merhaba. Ya genç bir anne ve bebeği. Görürsen haber ver. Sağ ol. Tamam. Hadi. Tamam bak, siz muhakkak çarşıda bakabildiğiniz her yere bakın. Ha, evet. Hayır, renkli gözlü, bebek var kucağında. Haber ver, oldu mu? Tamam, tamam o zaman. Yani bir haber alırsanız arayın mutlaka, olur mu? Bekliyoruz. Ya, tamam, şu sahil taraflarına da bakın size zahmet. Eyvallah. Biricik, sen Beyazıt'a haber ver. Bir şey olursa da bizi ararsınız, tamam mı? Heh. Anladım, anladım. Hadi. Hadi bir haber ver, ne olur gözünü seveyim. Yok, bunda da bir şey yok. Ya biz herkes her yeri aradık. Şu an beklemekten başka bir çaremiz yok. O yüzden siz odalarınıza geri dönün. Bir haber alan olursa da arasın. Aynen, siz dinlenin bence. Ben babaanneme ulaşamadım, telefonu kapalı. Belki de onun yanındadır. Biz bir gidip bakalım. Haber verin mutlaka. Tamam. Tamam. Çocuklar bu saatte. Hadi geç. Haliye teyze. Baba anne, sen telefonu niye açmıyorsun, ulaşamıyoruz sana? Aa, beni mi aradın? Ay duymadım yavrum. Ne oldu ki? Hanife geldi mi buraya? Yok. Otelde değil mi o? Yok, otelde değil. Deniz'i de alıp gitmiş. Biz herkesi aradık, herkese sorduk ama gören yok. Yani belki buraya gelmiştir diye geldik ama. Hay Allah. Yok yavrum, buraya gelmedi. İyi babaanne, sen bir şey olursa ararsın o zaman. Tabii ararım, ararım. Şu telefonu da yanına al bak, ulaşamıyoruz sana. Tamam yavrum, siz şimdi nereye bakacaksınız? Artık karakola gideceğiz, ne yapalım, başka çare kalmadı. Ya. Hadi. Ya ne uzattın ama, ne uzattın? Ya Zeynep, bunu daha ne kadar saklayacağız ki? İnsanların yardımcı olmasına izin vermemiz gerek. Ya olmaz dedim, olmaz. Ben senden yalan söylemeni falan istemiyorum ki. Sadece susmanı istiyorum. Sadece sus, o kadar. En son görüldüğü yer ve saat nedir? Bu akşam saatleri. 24 saat geçmeden işlem yapamıyoruz. Bekleyeceksiniz. İyi de yani kaybolan kişi tehlike altında olabilir. Şüpheli bir durum varsa tutanak tutalım. Şöyle geçin. Önce şahsın ismi, yaşı varsa fotoğrafını alacağım sizden. Yani fotoğrafı yok da diğer bilgileri verebiliriz. Horaz, Haziran. Ne oldu? Ne işiniz var burada? Komiserim, dün size teslim ettiğimiz Nihat vardı ya. Onun eşi kayıp, Hanife. Yani otelde bizimle birlikteydi. Gece aniden yok oldu. Hanife Yalçın. İfadesini almadınız mı siz? Evet komiserim. Kayıp değil, buradaydı. Aldık. Niye, ne oldu ki? Bir ihbar üzerine aldık. Bebeği bakamadı. Çocuğunun durumun tehlikede olduğu yönünde haber İzmir'e sosyal hizmetlere ulaşmış. Biz sadece gittik, kontrol ettik. Gerisi bakanlıkta. Yarın kurumdan görevliler gelecek.
Onlar durumu değerlendirecek. Eğer bakamadığı anlaşılırsa bebeği alabilirler. Peki Hanife nerede şimdi? Yarım saat önce bıraktık. Otele gelseydi haberimiz olurdu. İkametgah adresi olarak nereye yazmış? Otel komiserim. Siz otele geri dönün. Oraya dönecektir. Yarına kadar ulaşamazsak biz sizi ararız. Tamam, sağ olun komiserim. Biraz duydum. Yarın sosyal hizmetlerden görevliler gelecekmiş. Ya Hanife bunu duyduysa korkup kaçmıştır. Ama nereye? Bilmiyorum ki Haziran. Ama en azından tehlikede değiller, bunu biliyoruz. Ne yapacağız peki? Başka çare yok ki. Otele döneceğiz. Hadi bakalım. Mamanız orada. Tamam mı? Yatağınız da hazır. Güzel güzel uyuyun. Anlaştık mı? İyi, hadi iyi geceler. Benim sana bir şey söylemem lazım. Tamam. Söyle, dinliyorum. Dur, söyleyeceğim. Selma. Evet. Ben geceleri ek iş yapıyorum. Ne yapıyorsun? Tezgah açıyorum, oyuncak satıyorum. O kadar karlı bir iş ki böyle devam ederse nehirin okul masraflarını karşılayabiliriz. Fatih, niye bana söylemiyorsun bunu? Ben de aklımda neler kuruyorum. Şimdi işler yoluna girince söylemek istedim. Ama Nehir öğrendi. Bu balayı olayını da o yüzden ayarladı bize. Oh be. Dünya varmış. Her şeyi söyledim, rahatladım. Sen ne kadar iyi bir insansın Fatih. İyi ki böylesin. İyi ki seninle evlenmişim. Ama benim senin çalışmana ihtiyacım yok ki. Yanımda olmana ihtiyacım var. Aşkım, evi kiralamak istemediğini biliyorum. Ben yanında olduğum sürece istemediğin hiçbir şeyi yaptırmayacağım sana. Söz. Tamam. O zaman yarın bu gece işini bırakıyorsun. Evi de kiraya veriyoruz. Çünkü ben bunu istiyorum. Peki papatya. Sen nasıl istersin? Neyse ki iyilermiş. Kim? Hanife ile bebek. Haziran'la konuştuk ya. Artık balayı gecemize dönebiliriz sanki. Hı? Alper. Hı? Nereye daldın yine? Neden beni görmüyorsun? Ya Melisa, olur mu öyle şey? Ya benim aklım iş meselesine takıldı biraz. Kafe bize yetiyor da artıyor bile. Yani iş aramana gerek yok ki. Abartıyorsun biraz sanki. Olmaz. Ya benim bir erkek olarak geleceğimizi düşünmem lazım artık. Ben en iyisi yarın böyle bir iş bakınmaya, iş aramaya başlayayım. Olmaz böyle otur otur. Kafayı yiyeceğim. Niye? Ne istiyorsan yap Alper. Ben yatıyorum Ayşe. Anne. Günaydın. Uyandırdın mı? Hani tamam, ben merak ettim de gece nasıl geçti? Yani bulantın, ağrın falan oldu mu? İyi, sevindim. İzmir'e ne zaman gideceksiniz? Anne bak, ben de gelebilirim. Biliyorum, biliyorum ama yine de senin aklında olsun, tamam mı? Tamam, görüşürüz, haber ver. Hoşça kal. Sevgilim.
Bu harika olaylı gece için teşekkür ederiz. Bizim için zevkti. Yine bekleriz. Yani bizim için öyleydi. Günaydın çocuklar. Günaydın. Günaydın herkese. Nasıl zor bir geceydi değil mi? Biraz. İyiyiz Selma ablam diyelim. Babam arıyor. Efendim babacığım. Ne kötü haberi. Baba ne diyorsun sen? Baba kontratımız var. Nasıl evden çıkartsınlar bizi? Neyi imzaladınız siz ha? Ya baba bu bize söylenmez mi ama ya? Tamam tamam biz geliyoruz. Kapının önüne mi koydular sizi? Baba tamam tamam biz geliyoruz. Kapat hadi bay bay. Alper ne oldu? Evden çıkarmışlar bizi. Ne? Ya bu arazileri alanlar bizim evi de almışlar. Ben anlamıyorum ki ne zaman bitecek bu bela ya? Böyle bir zamanda olacak bir şey mi bu? Hiçbir hukuki dayanakları yok onların. Yani hak sahibi kimmiş? Çıkar ortaya eninde sonunda. Üzmeyin kendinizi. Hallolur bunlar. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Haberleşiriz sonra. Ne yapalım? Hadi biz de bir gidelim. Bir ne yapacağımızı falan düşünelim. Harika. Alper biz ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum, bilmiyorum ki. İki günde nasıl ev bulabiliriz ki? Alper. Ne oluyor oğlum? Ne evi? Abi evden çıkarmışlar bizi. Ne? Nasıl olabilir böyle bir şey? Eve kağıt gelmiş, Alper'in babası söylememiş. Ya Melisa bu onların suçu mu şimdi? Ya ben öyle mi demek istedim Alper? Oğlum bir durun, bir kavga etmeyin. Kavga edilecek zaman mı şimdi ya? Siz otelde kalırsınız, sıkıntı olmaz bizim için. Sonra bakarız, yeni bir ev buluruz. Yok. Olmaz öyle. Bize odayı alırsanız müşteriyi nasıl alacaksınız? Olmaz. Şu an otel müsait. Ayrıca olmasa bile sizi sokakta bırakacak halimiz yok. Karar verilmiştir. Siz eşyalarınızı odaya geri götürün. Hadi. Hadi Alper. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Sana dedim ikimizi birden görmesin, tedirgin olur diye. Bu belaya başımıza sen sardın Sadıkçığım. Tamam mı? Bahane uydurup durma bana. Yoksa o pişmemiş köfte dudaklarını büzerim, büzük büzük ederim. Görkem, köfte ekmek yaptırayım ha? Hem biz yeriz hem onlar da yer. Nerede görülmüş annenin köfte yediği? Ne bileyim anne sever belki. Anne zaten tok. Annenin bir şeyi yok, yavru aç. Yavru ağlıyor. Ne bileyim hani anne yerse belki süt yapar diye düşündüm Görkem. Yakında sen süt yapacaksın Sadık, yakında. Vallahi billahi burama kadar geldi yani. Hiç bakma öyle bana. Bahane uydurma bana. Hadi git şuradan yarım ekmek al gel hadi. Gideyim değil mi? Git. Görkem. Nasıl yaptırayım acılı acısız? Devam ki hadi yolla hadi. Hadi. Soğanlı soğansız? Yahu. He? Git dedim bak. Böyle domates. Üstüne kekik. Yapma. Ketçap mayonezle sıktırırım. Hı? Yapma lan. Pis seni pis. Ağzımın suyu attı burada. Günaydın. Ben de dün gece ortalık karıştıktan sonra diyorsun sandım. Meğer annen seni uyutmaya götürüyormuş. Yok canım. Ben annemi yalnız bırakmamak için gittim. Babamla ayrıldıklarından beri yalnız kalmaktan korkuyor. Hı. Pardon. Bana ne güzel. Bugün adayı dolaşıyor muyuz? Gerçekten mi? Evet. Tamam. Ne zaman? Yani sen bu parlak zekanı böyle biraz hızlı kullanırsan o zaman hemen gidebiliriz. Bak hesaplar hala duruyor. O zaman o iş bende. Günaydın Nehir. Adayı mı gezeceksiniz? Yani çok ısrarlı. Ne yapayım? Tamam gidin gidin. Ama Burak gelmeden çıkmayın biz de çıkacağız çünkü. Tamam tamam merak etme Poyrazat'cığım. Aslında benim seninle konuşmak istediğim bir şey vardı. Ben dışarıda bekliyorum. Tamam. Ne oldu Haziran abla? Nehir'cim biliyorsun Batu giderken hisselerini sana bıraktı. Yani sen de bu otelin bir ortağısın. Evet. Evet. Biliyorum. Yani?
Yani İngiltere'ye gideceksin ve bu senin geleceğin. Sakın benden hisselerimi başka birine devretmemi isteme. Böyle bir şey yapmak istemiyorum ben çünkü. Biliyorum. O yüzden biz Poyraz'la konuştuk. Sana yardım etmek istiyoruz. Hayır Haziran abla ya. Gerek yok böyle bir şeye. Ben zaten hesaplara ben bakıyorum. Yani durum hiç de parlak değil. Teşekkür ederim. İstemiyorum. Nehir'ciğim gerek var. Tamam mı? Çünkü oradaki masrafların düşündüğünden daha fazla olacak. Ayrıca bu konu tartışmaya kapalı. İtiraz falan istemiyoruz. Biz her ay sana böyle az da olsa bir miktar para göndereceğiz. Anlaştık mı? Ya bunu sonra konuşsak olur mu? Çünkü benim önce hesaplara bakmam lazım. Benim sizi zor duruma sokmamam lazım. Sonra konuşalım. Tamam öyle olsun. O zaman iyi eğlenceler. Ya Haziran abla ya. Günaydın. Günaydın dedim. Niye cevap vermiyorsun Atif? Dün gece söylediğini yapıyorum. Susuyorum. Şuraya gelsene, iki dakika konuşalım, gel. Geliyorum. Dinliyorum. Bak canım. Yani hastayken, acı çekiyorken insanlara hiçbir şey yokmuş gibi davranmak gerçekten çok zor. Ama kimsenin bana acımasını falan istemiyorum. Haziran'dan o kadar saklamaya çalıştık. Öğrendi, bak şimdi de sen iyileşmeden evlenmem diye tutturuyor. Ya ben hayatın akışını hissetmek istiyorum. Onun bir parçası olmak istiyorum. Anlıyor musun beni? Aşkım, öyle yaparak sadece kendini yoruyorsun. Hayat dediğin içinde o gerçekler de var. Sen o gerçeklerden kaçarak hayatın akışın içinde olmuyorsun ki. Gerçi ben ne dersem diyeyim, son karar senin. Ben susmaya devam ederim. Kahvaltı hazır. Poyraz, seninle konuşmam lazım yavrum. Hanife burada. Dün gece söyleyemedim. Çünkü çok korkmuştu. Hatta şimdi aradığımdan bile haberi yok. Adadan kaçacağım diyor. Aman evladım yapma dedim ama. Bebeğini almalarından korkuyor. Ne yapayım? Ben de sabaha bekledim işte. Babaanne sen söyle hiçbir yere gitmesin, tamam mı? Biz hemen çıkıp geliyoruz. Ne oldu, Hanife'den haber mi var? Babaannem demiş. Dün gece de onunla kalmış. E biz dün gece Aliye teyzeye gittik. Niye söylemedi? Ya söz vermiş işte, söyleyememiş. Ama şimdi Hanife adadan kaçacağını söylüyormuş. Tamam hadi hemen gidip gitmeden konuşalım o zaman. Oh oh oh, nasıl iştahlıymış. Bak bak bak. Uyanmış da acıkmış. Bak bak bak. Ay kıyamam ya. Acıkmış mı benim tozuncuğum? Oh, oh ye bakalım ye ye. Bana bak. Ablam bu yavrucakla sokağa atmaz değil mi? Ya ne diyorsun Görkem ya? Ne diyorsun ya, bu kedileri burada görürse o sinir krizi geçirir ya. Tabii canım, onun kedilere alerjisi var. Şimdi biz onu otele bıraktık. Otelde daha fazla kalamayacak. Hmm. Evde tadilatlı dedik. Etek kozumuz da bu artık. Şansımız bu. Of, onu anladık ayol. Bana bak. Hı. Ama ne olur ne olmaz. Planlarımız suya düşer diyerekten. Sen iyi baksan iyi olur. Hani her ihtimale karşı. Hoca da var ya. Bu alerjinin iksirini dahi bulmuştu, söyleyeyim ben sana. Suzan'ı bir işten uzaklaştırmanın en kolay yolu budur Görkem. Hem de 1973'ten beri. Ya neredesiniz bakayım? Neredesiniz bakayım? Çıkın orada ya. Ay bana bak. Kendine konuna dikkat et. Bunların anası burada. Tamam mı? Yok yok, yavru o yavru. Üstün başındaki yemek kokuyor zaten. Ay. Şey, kedilere ciğer vermiştim. Git bir duş al Allah aşkına, hadi yürü git. İyi tamam, ben gidiyorum. Tamam. Uy, nerede? Balık mı gelmiş? Balık mı gelmiş? Merhaba.
Malum hiç iyi değiliz. Evimizin satıldığını öğrendik bugün. Hı hı. Ama bizim sizinle sözleşmemiz vardı. Anlıyorum, anlıyorum. Ya peki bir orta yol bulamaz mıyız yani? Hani bir çözüm bulsak? Ya ne demek evi acilen boşaltmamız lazım? Ne diyorsunuz siz ya? Çok sağ olun, çok sağ olun. Çok yardımcı oldunuz, anlıyorum. Teşekkürler. Yok artık. Bu kadar acımasız olamazlar herhalde. Bu kadar acımasızlar? Ya umurlarında bile değiliz. Ben sana söyleyeyim. Bu kadar uzun süre otelde falan da kalamayız. Bizim acilen ev bulmamız lazım. Ya Alper, tamam. Biz bugüne kadar karşımıza çıkan bütün engelleri aşmadık mı? Aştık. Bütün zorlukların üstesinden gelmedik mi? Bundan sonra da geliriz. Hı? Hem biz zaten başka bir ev aramayacak mıydık? Ya tamam, biliyorum. Biz başka bir ev hayal ediyorduk ama şu an bunun için hazır değiliz. Ama bir yerden de başlamak lazım. Evet, başlayacağız. Benim acilen bir iş bulmam gerek. Sonra da düzenimizi kurarız yavaş yavaş. Ha? Ya nereden çıktı bu iş aşkı birdenbire? Pastane neyimize yetmiyor? Bütün vaktimizi alıyor zaten Alper. Tamam. Canım benim, yetiyor, yetmesine de bir yerden sonra yetmeyecek. Yani hem benim hayallerim var biliyorsun. Yani böyle daha farklı bir işletme, böyle konsepte ayrı olan ya, böyle... Anladım, tamam da şu an sırası mı? Şu an başka önceliklerimiz var. Bu pastaneyi bir düzene sokalım, evimizi bulalım. Planlı düzenli gidelim. Hı? Tamam, tamam, doğru söylüyorsun. Hı. Her şey senin dediğin gibi olsun. Ama iş konusu benim için önemli. Ya ben gerekirse gece ekstra çalışırım ama yine hallederim ha? İşte böyle. Her şeyi halledeceğiz evet. Tamam. Ah, hoş geldiniz yavrum. Gel. Ah. Hanife nerede? Kapı çalınca içeri gitmiş. Ben bakayım. Hanife. Hanife bak, durumu biliyoruz. Sadece konuşacağız. Sen yine de gitmek istersen... O zaman sana yardım ederiz. Tamam mı? Ama önce lütfen konuşalım. Hanife. Şimdi Tomik Dönerciğim, beni iyi dinle. Belli ki senin bu cadı böyle savaşlı bir kişilik. Evet. Yani pek kaybetmeye hiç tahammülü yok. O bakımdan ABCD planları uygulamamız lazım. Ne planı Görkem? Yani birazcık daha açıklayıcı olabilir misin? Anlamadım ben. Canım benim, yani bunu sen başaracaksın. Strateji uzmanına ne kadar sadık kalırsan... O kadar güzel sonuçlar alırsın Sadık Beyciğim. Strateji uzmanım. O kim ya? Böyle birini tanımıyorum ki. Ben ayol, ben. Allah Allah. Kim olacak? Seni şu hayatta en çok destekleyen kim oldu acaba? Sen mi oldun Görkem? Benim niye bundan haberim yok? Ah, çünkü gözün açık değil de ondan körsün. Anlatabildim mi? Neyse. Suzan için bey planını açıklıyorum. Açıkla bakayım. Şimdi Sadıkçığım, ev bizim neyimiz? Yatıp uyuduğumuz yerimiz. Allah'ım, anca yat dur. Ev bizim kalemiz. Ha, kalemiz. Evet. Peki ada bizim neyimiz? Ada bizim yaşadığımız yer. Aferin kızı peki. Aferin. Ada bizim ülkemiz. Ha. Ama sadece kaleyi korumak yetmez. Bütün ülkeyi de korumak lazım. Nasıl ve kimden? Tabii ki Suzan'dan. Kimden olacak? Şimdi sana vereceğim ilk stratejiyi hayata geçirmemiz lazım. Söyle Görkem, söyle de ülkenin sınırlarını koruyalım. Ne yapıyorsun Görkem? Mor, mor, mor.
Görkem. Allah aşkına mahallenin ortasında ne yapıyorsun ya? Görkem! Kedi çiftliği kuracağız. Kedi çiftliği kuracağız. Ya Görkem Allah aşkına yani kedinin adayla ne alakası var şimdi Görkem? Suzan kediden çekinmiyor mu, korkmuyor mu? Çekiniyor. Bunlar cepte, anladın mı? Adamın her tarafında, her metrekarede beş kedi olsa ne olur? Bu... Tamam, o zaman Suzan adadan kaçar. Evet, evet. Aferin sana Napolyon Sadık Bonaparte. Mır mır mır. O zaman Görkem ben hemen gideyim Fatih abiye koşayım. Fatih abiyi de bu konuyu halledeyim. Pek tabii. Orası bizim silah üretim merkezimiz. Evet. Anlatabildim mi? Anladım. Sen oraya koşturuver. Ben de tüm adadaki genç ve sağlıklı kedileri araştırayım ve sonra da strateji uzmanına devam diyeyim. O zaman devam ki. Hadi. Yani hepinize ne kadar teşekkür etsem az. Aliye teyze, senin de hakkını ödeyemem. Ama affedin, kızım için gideceğim. Sonucunu düşünmeden hareket ediyorsun yavrum. Yanında Deniz var, perişan olursunuz. Hanife, bu kadar yol aldıktan sonra pes mi edeceksin? Bak, hayatın boyunca kaçamazsın, tamam mı? Şimdi Deniz'e güzel bir hayat verme şansın var. Bunu kaçırma. Ama siz bana karakolda söylediklerini duymadınız. Deniz'i benden alacaklar. Hanife, eğer Deniz'e bakamam... Ben kızıma çok iyi bakacağım. Artık hep onun yanında olacağım. Bir hata yaptım, pişmanım. Ama artık yine de bana inanmazlar. Bak, onlar da Deniz'in iyi olmasını isteyeceklerdir. Eğer sen Deniz'e bakabileceğini gösterirsen onu senden alamazlar. Nasıl? Hanife bak, insanlar Deniz'in iyiliği için seferber oldu. Bayağı da yol kat ettik. Biz sadece şimdi süreci hızlandıracağız. Sen onu düşünme, bize bırak, tamam mı? Sen sadece karar ver. Kalıyor musun? Kimse yok mu? Pardon, bakar mısınız? Aa, kimse bakmıyor. Ay. Buyurun, ne istemiştiniz? Kahvaltı. Kahvaltı istiyoruz biz. Mümkünse taze sıkılmış portakal suyu da olsun. Maalesef bugün kahvaltıyı yetiştiremedik. Ne demek yetiştiremedik? Yani şöyle bir düşünelim. Dün otel birbirine girdi. Hanife ile Deniz ortadan kayboldu. Ve bu kadar işin gücün arasında biz de maalesef kahvaltıyı yetiştiremedik o yüzden. Ay, yahu siz ne biçim işletmesiniz? Böyle bahane mi olur? Siz beni aç bırakamazsınız, tamam mı? Ali Baba'nın çiftliği mi canım burası? Biz o çiftlikte değiliz ama siz o çiftlikten geldiniz herhalde. Ben buranın sorumlusuyum ve kahvaltıyı hazırlayamadık diyorum. Bana bak, benimle doğru konuş. Anne. Benimle böyle konuşamazsın anne. Bu konuda, tamam mı? Ben kimim? Müşteri. Her zaman haklıyım. Şimdi git bana kahvaltı hazırla ya da git bir yerlerden söyle, beni hiç ilgilendirmiyor. İyi, bir yerlerden söyleyeyim ama buraya uzak her yer. O yüzden 1,5 saat beklersiniz, tamam mı? Al, aç kaldık, görüyor musun? Ah Okan, bütün bunlar niye geliyor bizim başımıza? Hep o Sadık dayının yüzünden. Bir de tabii böyle iş bilmez işletmeciler yüzünden. Yeter artık anne. İnsanları darlayıp durma. Biz buraya kendi isteğimizle geldik. Kimse bizi zorla tutmuyor. Lütfen artık kendi başımızın çaresine bakabilir miyiz? Oh be, geldik eve. Evim evim, güzel evim. Fatih, benim aklım bu çocuklarda kaldı. Hangi çocuklar? Ya Melisa ile Alper'i diyorum işte. Yani kolay mı bu zamanda şimdi yeni bir ev bulmak, taşınmak, kiralar ne kadar olmuş? Ne yapacak çocuklar, yazık.
Bilmiyorum ki hayatım. Bu firma çok insanın başını yaktı. Daha kaç kişi evsiz kalacak, yazık. Fatih, bak ben diyorum ki biz zaten kiracı aramıyor muyduk? E gelsin bunlar bizim kiracımız olsunlar işte. Onlardan iyisini mi bulacağız? Tabii ya. Benim daha önce niye aklıma gelmedi? Olur. Tanıdığımız insanlar sonuçta. Evet, ihtiyaçları da var. Olmaz mı? Yeni de evlendiler. Çok doğru karar. Arıyorum. Arıyorum, daha fazla üzülmesin çocuklar, yazık. Ara, ara. Bize de şimdiden hayırlı olsun. Evet, bütçemiz o kadar. Anladım. Tamam, başka bir şey çıkarsa haber verirsiniz. Ne diyorlar? Ha? Bizim bütçemize ev yokmuş. Biraz beklememiz gerekiyormuş. Bekleyelim. Ya daha ne kadar bekleyeceğiz? Ya bir şekilde bir ev bulmamız lazım. Bu kadar uzun süre kalamayız otelde diyorum. Değil bu kadar ya? Selma abla arıyor. Allah Allah. Alo Selma ablam. Aa Melisa'cığım, müsait misin kızım? Evet tabii, buyur. Bak şimdi biz Fatih abinle konuştuk, düşündük, taşındık, bir karar verdik. Biz zaten kiracı arıyorduk evimize. E gelin siz bizim kiracımız olun. Değil mi? Yani geçici bir süre olsa da iyi olur. Gerçekten mi? Evet kızım. Yani sonuçta bizim de ihtiyacımız var, sizin de. Umarım kabul edersiniz. Kabul etmez olur muyuz hiç? Çok, çok teşekkür ederiz biz. Çok, Fatih abiye de selam söyleyin. Tamam kızım, tamam söylerim baş üstüne. Hadi istediğiniz zaman gelin, bekliyoruz, olur mu? Tamam, hadi hoşça kal. Görüşürüz. Duydun mu? Duydum, duydum. Bizi evlerine kiracı istiyorlar. Tamam. İsteriz. Değil mi? Başka daha ne isteriz, isteriz ki? İsteriz canım. Niye istemeyelim? Bak, bak problemlerden bir tanesi çözülmüş oldu. Hepsi böyle teker teker çözülecek. Tamam. Gelecek, tamam. Gelecek. Günaydın prenses. Günaydın. Bak sana poğaça getirdim. Sen karnın açken sinirli oluyorsun. Bence bir iki lokma ye, sakinleş ha. Gerçekten benim aç olduğum için mi sinirli olduğunu düşünüyorsun Beyazıt? Ya ne için? Aa tamam, anladım ben. Sen kuru kuru gitmiyor, o yüzden diyorsun. Hemen iki çay söyleyeyim size. Ya istemiyorum çay falan, tamam mı? Ya bak Beyazıt, biz sevgili olduktan sonra sen benim ne giydiğime, nereye gittiğime karışmaya başladın ve ben böyle şeylere gelemiyorum. Ya biz seninle rahat rahat şu sokakta yürüyemiyoruz bile artık. Ama güzelim, seven kıskanır. Ya bak hayır, böyle seven kıskanır falan deme. Bu bir hastalık ve sen bu hasta olan tarafını tedavi etmen lazım. Yoksa ben yokum. Sen seç. Aşk doktoru ayağınıza kadar geldi hanım. Biricik. Biricik aşkı. Görkem. Anlıyordum. Bu kalassan bir sanat eseri yontacağım, söz veriyorum. Daha çok mu taş? Tamam. Tamam, çok teşekkür ederim Latif amca. Hanife'yi hemen yanına gönderiyorum. Latif amca seni bekliyor. İş için seni yönlendirecek ama hemen gitmen lazım. Çok teşekkür ederim. Ben hemen gider hazırlanırım. Sonra bizi aramayı unutma. Tabii. Aliye teyze, Deniz'im sana emanet. Merak etme. Hadi bizi habersiz bırakma sen. Efendim Alper? Ha gerçekten mi? İyi, sevindim sizin adınız ama acele etmeyin oğlum, bir gün daha kalın otelde. Tamam, bir şeye ihtiyacınız var mı? Tamam, tamam görüşürüz. Hayraz ne oldu? Kez iyi haber. Alper'le Melisa ev bulmuş. Selma teyzenin kiralık evine geçeceklermiş. Oh çok sevindim. Hep aklım onlardaydı. Merhaba, iyi günler. İyi günler, hoş geldiniz. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan geliyoruz. Hanife Yalçın burada olduğunu öğrendik, kendisiyle görüşeceğiz. Tabii, görüşebilirsiniz. Ben sizi şöyle alayım, buradalar tabii. Burada olmazlar mı? Şöyle oturun siz, oturun.
Heh, oturun. Teşekkürler. Buyurun. Şey ama size kahve ikram edeyim, çay ikram edeyim. Ne istersiniz, ne içersiniz? Bir şey istemez. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam. Gidip geleceğim ben. Nasılsınız? Nehir arıyor. Efendim Nehir? Ne? Nehir bak, senin bir şekilde görevleri oyalaman lazım. Ya bilmiyorum işte, bir şekilde oyalasan bir şey bulursun. Hadi göreyim seni. Sosyal hizmetlerden gelmişler otele. Acele etmemiz lazım. Hanife ne yaptı acaba ya? Yetişebilecek miyiz dersine? Yetişiriz, merak etme. Gel. Tamam. Melisa, benim çıkmam lazım. Fatih abinin yanına uğrayacağım. Hem teşekkür edeceğim hem de şu ev meselesini nasıl halledeceğiz onu konuşacağım. Tamam. Tamam. Ben de Selma ablaya uğrayayım. Şimdi eşyaları taşıyacağız ya, onu bir konuşmuş olurum. Ha. O zaman kafeyi kapatmamız lazım. Evet. Yani biraz erken oldu ama bu iş daha önemli. Tamam, ben bir Görkem'e söyleyeyim. Görkemciğim. Görkem, hay. Dükkanı kapatmamız lazım ha? Ne? Kapatmamız lazım ha? İnanmıyorum. Battınız mı ayol? Ay vallahi bak, gelen giden de yok zaten. Yok yok, öyle değil. Hı. Selma ablayla şey bir işini konuşmaya gideceğiz. Selma? Bilgiler loading. Ay inanmıyorum, siz Selma'ya kiracı oluyorsunuz. Kendileri arayıp teklif etti, biz de olabilir yani dedik. Hı. Vallahi bana da böyle yeni bilgiler olur gibi geldi. Gıybet tayin devam edecek yani. Bir sen gülüşsün, bir o filan. Birbirinizi nasıl gömeceksiniz çok merak ediyorum. Yo, çok iyi anlaşacağız. Ne? Tabii orası öyle canım ya. Sonuçta aynı düğünde evlendiniz, birbirinizi kırmazsınız filan. Öyle değil mi yani? Aynı düğün, aynı ev. Müttefik çiftler karargahı. Sen geç dalganı, geç. Biz çok iyi anlaşınca bunlar ne yapıyor da bu kadar iyi anlaşıyor diye kapımıza dayanacaksın. Orasını göreceğiz annem. Bakalım, hadi bakalım. Hadi gıybet time devam etsin, devam ki. Görkemciğim, bizim işte bu sebeple kafeyi kapatmamız lazım. Hı. Ay hala bir ısrar. Kalkmıyorum ayol. Hem burası zaten küçük yer. Dükkana ben bakayım. Evet. Ne olacak canım, kurabiye, kahve falan. Hı? Hem benim buraya öğrencim gelecek. Ona ilk dersini vereceğim. Ne öğrencisi dersi, hoca sen? Ahşap yontma atölyesi annem. Yani istiyorsan sana da verebilirim. Sen de git. Hocacığım, sizin acaba trip yontma dersleriniz var mı? Yok ayol. Neyse. O kahvenin yanına kurabiye koymayı unutmuyorsun. Tamam. Tamam. Sen bakarsın o zaman kafeye. Tek parça. Dükkan tek parça, merak etme. Hadi hadi. Vay be. Millete bedava kurabiye vere vere batırdınız dükkanı. Nereye? Görüşürüz. Hocam. Hah, geldi ahşap. Şimdi memur hanımcığım, şimdi ben size bir şey danışmak istiyorum. Okan benim arkadaşım. Onun annesi var, Suzan Hanım. Çok sert davranıyor benim arkadaşıma. Yani annesi için böyle yaptırımınız falan yok mudur sizin? Ne yapabiliriz, bir şey yapalım. Kaç yaşındasın sen? Ha, kaç yaşındasın sen? 18. Biz size bir şey yapamayız. Sizin için elimizden bir şey gelmez ama hani ciddi bir sıkıntı varsa söyleyin. Yok yok. Var var. Çok ciddi şeyler var. Çok psikolojik şiddet görüyor benim arkadaşım. Çok sert davranıyor. Sizde şey yok mu böyle? Anket yok mu? Form yok mu? Dolduralım biz o anketi, formu. Nasıl yani? Şikayetçi mi olacaksınız? Hayır. Benim bir hastalığım var. Annem bunu bahane edip yanımdan ayrılmıyor. Nehir'in bahsettiği de bu. Nedir rahatsızlığın? Nedir senin rahatsızlığın? Diyabet hastasıyım ben. İlaçlarımı alınca, yediğime içtiğime dikkat edince bir sorun olmuyor. Oluyor, çok sorun oluyor. Nasıl olmuyor? Çok sorun oluyor. Biz geçen gün, inanır mısınız, Okan'la gittik dışarıda. Oturuyoruz, sohbet ediyoruz, muhabbet içerisindeyiz. Arkadaşız yani. Gittik ama annesi de oradaydı. Sabahtan akşama kadar önümüzde böyle nöbetçi gibi bekledi. Anladınız mı? Biz ne yapacağız? Bir şey yapalım bu konu hakkında. Ne yapabiliriz sizce? Ya? Nehir'in durumu daha kötü. Annesi İngiltere'ye gitmesin diye elinden gelen her şeyi yapıyor. Ha evet. Aynen. Fatih abi. Fatih abi, iyi günler Fatih abi. İyi günler Sadık. Hayırdır, hangi rüzgar attı? Abi sana çok önemli bir şey danışacaktım da ben. Neyle ilgili Sadık? Şey,
kedileri böyle çiftleştirmeyle ilgili abi. Senin kedin mi vardı ya? Benim haberim yok. Niye abi, benim kedim olamaz mı? Benim kedim tabii ki var. Öyle mi? Ne yapmak istiyorsun? Kısırlaştırmak mı istiyorsun? Hallederiz. Yo yo. Abi kimse bilmesin ama ben kedileri çoğaltmak istiyorum. Ya sebebi de yani adada dolaşıyorum abi. Her yer köpek. Hiç kedi göremedim ya. Ben de dedim ki acaba dedim kedileri çoğaltsam. He? Böyle miyav 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 miyav. Sadık, onların içgüdüsel bir doğası var. Müdahale edemezsin. Ya çoğaltıp ne yapacaksın ki? Ha, sevdiğimden abi. Başka bir şey değil yani, sevdiğimden. Ben çok severim kedileri, böyle her tarafı kedi olsun istiyorum. O zaman ne yapacaksın? Mevsiminde onlar çiftleşecek. Vakti geldiğinde seveceksin. Meyve mi bu abi? He? Meyve mi bu Allah aşkına? Kedinin mevsimi mi olur abi? Her şeyin bir mevsimi vardır Sadık. İnanmayacaksın ama senin bile bir mevsimin var. Benim mevsimim mi? Abi ben daha inciri miyim ya? Olgunlaşmış. Olgunlaşmış daha inciri. Ya, neyse neyse Allah aşkına Fatih abi, şimdi ben seninle uğraşamam, tamam mı? Abi şimdi biz bu kedileri bir araya getirsek çiftleşmezler mi? Kedi bu oğlum. Ne tavuk gibi kümese sokamazsın ki. Sokarız abi. Diyelim soktun. Bir arada tutamazsın. Tutarım ben abi. Bak önce birbirlerine bakmaları lazım. Baktırırız abi. Sonra koklamaları lazım. Koklatırız abi. Sonra da anlaşmaları lazım. Ben anlaştırırım abi. Sen hiç merak etme, Görkem de yardım eder bana abi. Ya öyle ha deyince olmaz bu iş. Abi sen bu işin okulunu okudun mu? Saçmalama, okuduk herhalde Sadık. O zaman niye böyle şeyler söyleyip duruyorsun abi? Allah aşkına bir tane kedi. Bir diğer kediyle buluşacak, çiftleşecek. Bu kadar basit bu iş ya. Sadık, kediyle iş olmaz o kadar. Alper, hoş geldin. Hoş bulduk Fatih abi. Abi biz sana çok teşekkür ederiz ya. Bu zamanla bize bundan daha büyük bir iyilik yapamazdın. Abartma. Sizden iyi kiracı mı bulacaktık? Sağ olasın. Hem bizim de ihtiyacımız vardı. Sağ olasın abi ya. Abi ben sana aslında bir şey danışacaktım. Danış Alper. Ama kedilerle ilgili olmaz. Ne kedisin? Sana ne? Niye güldün Alper? Komik mi? İyi o zaman abi, ben gidiyorum. Kendime başka veteriner bulurum. Hadi görüşürüz. Ne iş abi, ne kedisi bu? Ya kedi işi yapacakmış. Kedileri çoğaltacakmış. Hayırdır, sen ne danışacaktın? He. Abi yani aslında ben de bir iş arıyorum. Yani kulağına öyle bir şey gelirse haberim olsun benim ya. Malum bizi biliyorsun. Ya Alper, çok şanslısın. Ya daha dün bir arkadaşım geldi, kartvizitini bıraktı. Restoranı varmış, idareci arıyor. Ama şartlarını bilmiyorum ben. Bak gidersin, konuşursun, öğrenirsin ayrıntılarını. Anlaşırsan başlarsın işe. Anlaşırız, yani anlaşırız abi. Yani ben tam da böyle bir iş arıyorum, tam benlik bu. Arasam bulamazdım ya. Ben ilk fırsatta gideyim, konuşayım o zaman, şartları neymiş bir öğreneyim ben. Ha? Gel kartviziti vereyim sana, gel gel. Sen tamam. İşte gelip geleceğim. Alo. Poyraz abi daha fazla oyalayamıyorum. Ne yapacağım? Ne diyeceğim ben daha? Tamam. Tamam. Sakin. Ha? Tamam. Yazıyorum. Dur. Bekle bir daha ver. Evet. Şöyle size bunu vereyim. Bu Hanife'nin evinin adresi. Siz bekleyin. Nasıl yani? Evi mi varmış? Evi var tabii canım. Hani siz geç kalmayın. Niye bunu bize daha önce söylemediniz? Sohbet ettik, muhabbet ettik. Fena mı oldu ya? Çok güzel hadi ettik çıkalım. Sohbetler. Yine bekleriz. Hep gelin, hep gelin. Hadi iyi günler, hep gelin. Buyurun, buyurun. Hep gelin, hadi. Hadi selam söyle Hanife'ye. Sağ ol.